İnşaatın bulunduğu alanın hemen giriş kapısının önündeyiz. Bakın arkamızda bir demir kapı var ve özel mülktür girilemez yazısı dikkatlerimizi çekiyor. Buradan ileri gidemiyoruz bu sebepten dolayı ama şunu belirtelim, bir belirsizlik ve bir bekleyiş de söz konusu bu noktada. Bakanlığın ekipleri, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekipleri bu noktada ve bir polis de şu an geldi. Evet, şu an bir siren sesiyle duyabiliyorsunuz. Şu an bir içeri giriş için çalışma başlatılacak. Çünkü az önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler içeri girdiler. Bakanlık tarafındaki ekiplerse içeri alınmadı, dışarıda bekliyorlardı. Bu yüzden polis ekipleriyle birlikte şimdi içeri girmeyi deneyecekler. Bu anlamda bir karışıklık durumu söz konusuydu. İçerideki yetkililere sorduğumuzda neden bakanlık görevlilerini içeri almadınız diye, biz burada olduklarını bilmiyorduk şeklinde yanıt aldık ama bakanlık ekipleri dışarıda olmasına rağmen içeri giremedi. Böyle bir durum söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yaklaşık 10 dakika önce yaptıkları içerideki çalışmalar sonrasında dışarı çıktılar. Şimdi polis ekipleri anladığımız kadarıyla içeri girmek için bir çalışma başlatacaklar. Tabii evet, içerideki az önce bakanlık ekipleri burada mıydı sorusunun bilmiyordum diyen beyefendi de hemen karşımızda. Tabii içerideki görev ve sorumluluğu nedir bilmiyoruz ama kapının açılması ve kapanması sırasında gördüğümüz bir beyefendi olduğunu söyleyebiliriz. Arkada işte minibüs bir girecek içeri. Şu an polis ekipleri de içeri girmeye çalışacaklar. Bu anlamda nasıl bir süreç yönetilecek biz de aslında merak ediyoruz. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekmişti. Şimdi polis ekipleri içeri giriyorlar. Bakanlık ekipleri de burada. Bakın bakanlık ekipleri burada. Neden almıyorsunuz? Niye almıyorsunuz şu an içeri beyefendi? Bizim de girmemiz gerekiyor ama şu an. Şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bu noktada. Yasin Kamaloğlu gösterebilir misin üstündeki yelekleriyle birlikte? Geçmemiz fakat geçilmediğini, izin vermediğini görüyoruz beyefendi. Efendim, bakanlık ekiplerinin burada olduğunu az önce ben size söylemiştim. Ama almadığınızı... Almadığımızı söylemedim. Bakanlık ekibi ben göremedim. Beyefendi, burada yelekleri var. Bir kartı görelim. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerini almıştınız az önce. Buyurun. Evet, kartlar göster Çevre Şehircilik şu an. Buyurun. 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 Evet, şu an Hayır. Bakanlık geçmemizi söyledi ama. Hayır. Şu an biz şu an içeri girilmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. Girelim mi ya? Yani nasıl? Hayır. Neden içeri girmemizi engelliyorsunuz? Neden istemiyorsunuz? Bir şey mi var içeride? Yok, neden istemiyorsunuz? Açık bir şekilde denetleme yapılacak ve biz de onu görüntüleyelim içeride müsaadenizle. Onlarla beraber bakanlık ekipleri girdi. Biz de bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuna anlatalım beyefendi. Sizin göreviniz ne bu arada içeride? Ben kapı görevlisiyim. Tamam. İçerideki yetkililere söylerseniz, yani şu an bize bir açıklama yapılması ve aslında Türkiye kamuoyu da buradaki süreci takip ediyor. İçeride bizi almamanızda farklı soru işaretleri doğrultusu. Anladım. Hiç kim var içeride yetkili? Yok. Yetkili kişiyle konuşursunuz. İyi günler. Şu an işte gördüğünüz o kapı kapandı ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler de aslında bizim buradaki baskımız sonrasında içeri alınabildi. Tamam, beyefendiyi anlıyoruz, buradaki görevi kendinin ifadesiyle kapı giriş çıkışlarını sağlamak ama içerideki sürecin bir farklı bir şekilde yönetildiği gözlerimizden, dikkatlerimizden de kaçmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri önce kartını gösterdi, giremedi ama sonrasında bizim söylememiz ve ısrarımız üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri anca girebildiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bu denetimden, yani bu ekiplerin girmesi öncesinde içeri girmişlerdi. Onlar ne tür bir inceleme yaptılar onu bilmiyoruz. Çünkü yine aynı şekilde alınamadık. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek açıklamayı takip edeceğiz ve bekleyeceğiz. Ve şu an... Kendi kamera ekibi geldi, alalım içeriye. Evet, bakanlığın ekipleri içeri alınacak bu sefer. Çünkü içerideki yapılan incelemelerin görüntü altına alınması gerekiyor. O yüzden o görüntüler de çekilmesi önemli. Bize belki de oradan yapılacak görseller, çekimler sürecin ne yönde devam ettiğine dair hem kamuoyunun bilgilenmesi hem de
tespitin nasıl yapıldığını gösterilmesi açısından da ortaya konulmuş olacak. Bir ısrar var. Alman lazım şimdi. Benim ekibimle evet, şu an bir... Bakın. Bak suç istiyorsun şu an. Bakanlık ekipleri şu an içeri giremiyorlar. Giren ekiplerde üstlerinde teçhizat, yani o denetleme yaptıkları anlara ilişkin görüntüleri çekebilecek cihazları olmadığından dolayı onlar da aslında bir bekleyiş sürdürüyor. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait o ekipler şu sıralarda buradaki kapıda duran beyefendiyle bir konuşma gerçekleştiriyor. Ama o beyefendi de içerideki yetkili kişilerle de irtibat kurma gereği bile duymuyor. Anladığımız kadarıyla bir talimat alınmış ve onun üzerine kimse geçirilmesin diye hiç kimseyi geçirmemeye yönelik bir talimat olabilir. Zorla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri canlı yayın olması sebebiyle de anca alınabildi ama öncesinde hiçbir kimsenin geçişine izin verilmedi. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler içeri girdi ve o ekipler yaklaşık 4 kişilik bir ekipti. O ekipler de yayına girmeden yaklaşık 10 dakika içinde içeriden çıktılar ama ne tür bir işlem yapıldı, içeride kimlerle görüşüldü, nereler denetlendi ya da nasıl bir süreç işlendi, bununla alakalı ne o çıkan ekipten bilgi alabildik ne de buradaki yetkililer, buradaki kişiler bize bir açıklama yaptılar. Şu an belirsiz, karışık bir süreç olarak aslında ekranlarınıza taşıyoruz bu anları. Fakat nasıl ilerleyeceğine dair merak konusu bu sürecin. Şimdi evet, kapı tekrar açılacak. Bakanlığın özellikle görüntü alabilmesi için birkaç ekip var, girecek içeri. Onlar girdiği takdirde biz de anladığımız kadarıyla o görüntüleri içeriden öyle alabileceğiz. Şu an iki kişi geçiş yaptı ve biz de içeride yapılan o denetimleri şimdi takip etmiş olacağız. Görüntüler de oldukça önemli içeride, çünkü dışarıdan görüntüleri var evet inşaatın, ama inşaatın içerisinde ne tür işlemler devam ediyor? Bu kadar alınmaması altında başka bir şey var mı? Neden var mı? Bunların aslında tüm soruları, kafadaki soru işaretleri bu görüntüler sonrası da ortaya koyulmuş olacak. Belki de içerideki ekiplerin de aslında net bir şekilde yaptığı işlemler bu görüntülerle sağlanmış olacak, bunu belirtelim. Peki ne oldu? Ne oldu sorusuna bir bakalım. Şimdi az önce zaten canlı yayınımızda gerçekleşti bütün detaylar, ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı özellikle buradaki inşaatla alakalı gelen ihbarlar ve ortaya atılan görüntüler, çekilen görüntüler üzerine harekete geçti. Ve Boğaziçi Öngörü'nün bölgesinde inşa faaliyeti yürütüldüğü için de bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahasında bulunduğu için oraya cezai işlem uygulanması açısından ivedilikle yerine getirilmesi, yani buradaki olan işlemin, inşaat faaliyetlerinin ne gerekiyorsa cezai işlem olarak ivedilikle yerine getirilmesi için bir çağrı yaptı. Yapılan çağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Şimdi bölgenin yapısına baktığımız zaman özellikle Boğaziçi Öngörü'nün bölgesi olması sebebiyle doğal bir alan. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bünyesinde bulunuyor. Öte yandan bölgede tarihi yapıların da olması sebebiyle Anıtlar Kurulu'nun da buradaki inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi açısından bir sorumluluğu var. Yani Kültür ve Kültür Bakanlığı'nın da sorumluluğuna giren alanlar var. Fakat alt noktada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Öngörü'nün sahasında olması sebebiyle de buradaki yürütülen faaliyetlerde sorumlu. İşte bu yüzden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu inşaatla alakalı eğer usulsüzlük varsa veyahut da nerelerde ne gibi inşaat faaliyetleri yürütülüyor, bu konuyla alakalı bir yazı gönderdi ve o yazıda da bu duruma karşı ivedilikle cezai işlem uygulanması noktasında harekete geçirilmesi açısından bir ifadeydi. Ve şimdi bugün baktığımızda sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldiler.
Burada 4 kişilik bir ekipti. İçeride incelemeler yaptılar ama neyi inceledi, kimlerle görüştüler bunu bilmiyoruz. Akabinde yayına girmeden yaklaşık 10 dakika içinde içeriden çıktılar. Sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri içeri alınmıyordu. Bizim yayınımız içerisinde aslında bizim de bakanlık yetkilileri neden içeri almıyorsunuz diye sorduğumuzda görmedik şeklinde yanıt verdiler. Sonra kartlarının gösterilmesiyle birlikte nihayet şu an içerideler ve biz artık içeride yapılan işlemlere ilişkin onlardan bilgi alacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım.